tecrit kim tarafından, kime karşı uygulanırsa uygulansın, nedeni ne olursa olsun tecriti bir insanla suç olarak kabul ediyoruz. Tecrit niye uygulanıyor? Burada asıl hedeflenen düşüncenin toplumla buluşması önüne engel çıkarmaktır. Ya da sorunların çözümüne katkı sunulmasını engellemektir. Çatışmalı sürecin devamından yana tutum sergilemektir. Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecriti sadece iç siyasetle de sınırlı tutmamak gerekiyor artık. Yani hem bölgede hem uluslararası alanda birçok siyasal yapı, birçok toplumsal güç Sayın Abdullah Öcalan'ın düşüncelerine oldukça önem veriyor. Artık onun paradigmasını, ortaya koymuş olduğu düşünceleri kendi kurtuluş felsefesi olarak algılıyor. Ve Sayın Abdullah Öcalan'ın insanlığın kurtuluşuna ilişkin ortaya koymuş olduğu görüşleri ta Latin Amerika'dan Orta Doğu'ya, buradan Avrupa'ya kadar artık emek, inanç, kadın, ekolojik anlamda mücadele veren tüm toplumsal kesimler esas alıyor. Burada dolayısıyla hemen şu sonucu ortaya koymamız mümkündür. Egemenler Sayın Abdullah Öcalan'ın çözüm gücü olduğunu bir yönüyle kabul ediyor ve bu çözümün halklarla buluşmasını engellemek açısından ağır tecrit uyguluyor. Belki de bu yalıtılmışlık, yani tecrit dediğimiz olayın dünyada eşi benzeri yok. Nitekim resmi verilere göre 34 aydır Sayın Abdullah Öcalan mevcut hukuk sistemine göre temel hakları olan hiçbir haktan yararlandırılmıyor. Bunun hiçbir hukuki gerekçesi Türkiye'deki mevcut yasalara göre de yok. Nitekim Türkiye'deki mevcut yasalar uygulanmış olsaydı Sayın Abdullah Öcalan toplumla kurmuş olduğu ilişkilerde sorunların bu kadar derinleşmesinin önüne geçecekti, toplumun önünü açacaktı. Belki de çatışmalı sürece son verecekti. Nitekim son yaptığı görüşmede kendisiyle görüşülmesi durumunda, herhangi bir tecritin uygulanmaması durumunda çatışmalı sürece bir hafta içerisinde son verebileceğini ifade etmişti. Şimdi biz buradan bir de şu soruyu belki de kendimize sormamız gerekiyor. Yani kendisine insanım diyen, devrimciyim, demokratım, sosyalistim diyen herkesin şu soruyu sorması gerekiyor. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki bu mutlak tecritte bizim payımız ne? Burada çok açık ifade etmek gerekiyor ki yetersiz yoldaşlık başta Sayın Abdullah Öcalan olmak üzere ülkedeki tüm siyasal tutsaklar üzerinde ağır bir tecritin uygulanmasının temel nedenlerindendir. Türkiye'de sorunlar gittikçe ağırlaşıyor. Yani Türkiye'de sorunlar ağırlaşıyor derken Kürt sorunu da temel olmak üzere sorunlar gittikçe ağırlaşıyor ve içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecritte kısmi bir gevşeme olduğunda, toplumla ilişki kurması sağlandığında buna çözüm süreci diye nitelendirilen dönemi de örnek olarak göstermek mümkündür. Toplumda çok ciddi bir rahatlama oluyor. Toplum nefes alıyor. Yani bu sadece siyasal anlamda değil, ekonomisinde çatışmalı sürecin yaratmış olduğu tüm sorun alanlarının ortadan kalkmasına hizmet ediyor. Şimdi tecrit derinleştikçe Türkiye'de yaşanan sorunlar elbette içinden çıkılmaz hal alıyor. İktidar da bu çatışmalı sürecin gelişmesinden adeta besleniyor. Yani Sayın Abdullah Öcalan'ın dışarıya vereceği tek bir mesajın toplumda yaratacağı gelişmeleri öngördüğünden dolayı bunu yapıyor. Türkiye ve Kürdistan'daki cezaevlerini değerlendirirsek 12 Eylül koşullarını aratmayacak. Onun üstünde uygulamalar yaşama geçiriliyor. Nitekim cezaevi sayıları, hükümlü ve tutuklu sayısı 12 Eylül'ü ona katlayacak boyuta çıkmış. Yine uygulamaları oldukça kapsamlı. Şimdi tabii ağır faşizm koşullarının yaşandığı ülkelerde demokrasi mücadelesi geliştiren insanlar toplumdan izole edilmek için cezaevlerine tıkılıyor. Cezaevlerine konulan insanların toplumla ilişkisi ya da sahip olduğu olanaklar sadece çıplak vücutları, iradeleri ve inançlarıdır. Başka tutunacakları hiçbir şey yok. Aslında cezaevinde
tutsak edilmiş insanlara demokrasi güçlerinin bir bütün olarak sahip çıkıp onların koşullarını rahatlatmak, onların özgürlüğünü sağlamaları gerekirken bugün yaşadığımız koşullarda biraz durum tam farklılık gösteriyor. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. İçeride iradesi, çıplak vücudu ve inancıyla toplumsal sorunlara tutsaklar müdahil oluyor. Ellerindeki tek araç olan yaşamlarını, vücutlarını acıkla ortaya koyuyorlar. Bu topluma verilmiş en uç noktadaki bir mesajdır. Bizlere verilen mesaj şudur. Siz dışarıda çok daha elverişli koşullara sahipken yeterli mücadele yürütmediğinizden dolayı biz burada vücudumuzu acığa yatırıyoruz, direniyoruz. Sorun alanlarına çözüm üretmek zorunda kalıyoruz. Nitekim Türkiye'de öyle sıkıntılı dönemler yaşanmış ki cezaevlerindeki mahpuslar, siyasi tutsaklar adeta topluma önderlik etmek zorunda kalmışlar. 12 Eylül süreci buna bir örnektir. 2012'de Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecritin ortadan kaldırılması için binlerce insanın yüzlerce cezaevinde ortak geliştirdikleri mücadele buna bir örnektir. Bugün de siyasi mahpuslar başta Sayın Abdullah Öcalan'ın üzerinde uygulanan tecrit olmak üzere toplumsal sorunlara dikkat çekmek, Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğünü sağlamak için vücutlarını aşağı yatırmışlar. Yaşanan bu aşı grevine ilişkin toplumsal reflekslerimizi değerlendirdiğimizde yetersiz bir yaklaşımımız var. Bunu çok açık ve net tarzda ortaya koymamız gerekiyor. Birçok kente aşı grevlerine ilişkin gerçekleştirilen danışma eylemleri yetersizdir. Bizlerin cezaevlerinde bulunan insanların omuzlarından bu yükü, bu sorumluluğu almamız gerekiyor. Sorunların temel kaynağı olarak biz tecriti görüyorsak, bu tecritin ortadan kaldırılması için tüm özgün çalışma alanlarını, tüm mücadele alanlarını temel hedefi tecriti ortadan kaldırmak için ortak mücadele, ortak mücadele, ortak mücadele.